Herkese merhabalar. Tercihlerin bitmesine 8 gün diyoruz ama tabii ki bundan da endişelenmemize gerek yok. Sizlerin sorularınızı cevaplayacağız. Hocam bu puanla nereye girebiliriz? Bu dilimle nereye girebiliriz? Anadolu sesimi mi daha iyi? Fenli sesimi daha iyi? iyi. Birçok sorunuzu okuduk. Bunların her birini cevaplayacağız. Endişelenmenize gerek yok. Tercih dönemine 8 gün dedik ama bu 29 Temmuz. Yani tercihlerin alınmasına 8 gün. Sonrasında biliyorsunuz 10 Ağustos'ta sınav sonuç açıklanacak. Orada boş kontenjanlar ilan edilecek. Sonrasında birinci nakil, ikinci nakil, komisyon eleştirmesi. Yani esasında süreç 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Okullar 31 Ağustos'a açılıyor. Sizler bu süreçte okulları sıkı sıkıya takip ederekten bazen diliminize uzak gelen bir okula bile girebilirsiniz. Dolayısıyla tercihleri 29 Temmuz'da bitirdim. Artık ben yatıyorum diyemezsiniz. Eğer istediğiniz okula girmediyseniz ama istediğiniz okula girdiyseniz o zaman endişelenmenize gerek yok. Nakil dönemini takip etmenize gerek yok. Ama tam istediğiniz okul olmadı, diliminiz yetmedi. Bu durumda diğer süreci takip etmeniz önemli. Şimdi tercih edeceğiniz okulu araştırırken şu çok önemli. Mutlaka araştırmanız lazım. Yani ben duydum işte Ayşe dedi ki bu okulun puanı yüksekmiş. O yeterli bir bilgi değil. Bazen puanı daha yüksek olan, dilimi daha iyi olan bir okul sizin için daha iyi olmayabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki siz İstanbul Kadıköy'de oturuyorsunuz. Tuzla'da çok yüksek puanlı bir okul var. Kadıköy'de de ondan biraz daha düşük puanlı bir okul var. Ama sen yüksek puanlı diye Tuzla'ya gitmen bence senin için hatadır. Sana yakın olan yer senin için daha iyidir bazen. Niye? Çünkü aralarında çok büyük bir puan farkı yoksa sen tercihlerini sana yakın olan okuldan kullanırsın ve derslerine daha uzun süre çalışabilirsin. Vakti daha iyi değerlendirebilirsin. Ama puanı birazcık yüksek diye çok uzaktaki bir yere gidersen günlerce saatlerce zaman kaybedersin. Dolayısıyla bu tarz detaylar da önemli. Bunların her birini sizlere tek tek anlatacağız. Bu 8 günü çok mükemmel bir şekilde değerlendireceğiz. Sizin sorularınızı cevaplayacağız. Üniversite yerleştirme başarı da önemli. Yani bazı okullarda öğrenciler çok agresif bir şekilde üniversite sınavına 9. sınıftan, 10. sınıftan, 11. sınıftan itibaren çalışmaya başlıyorlar. Bu da onların daha başarılı olmasını, okulun daha başarılı olmasını sağlıyor. Yabancı dil eğitimi çok önemli tabii ki ve senin için önemli olan kriter. Yani işte sana yakın olması, tanıdıklarının orada okuması, mesela 9. 10. sınıfta orada arkadaşların varsa oraya gitmek isteyebilirsin. Böylece puanını, dilimini en iyi şekilde değerlendirebilirsin. Şimdi, Meryem Altalep demiş ki yüzdelik dilimim 85,70 bir de kalp doktor olmak istiyorum. Sizce bu düşük puanla hangi lise benim için daha iyi demiş. Uzun bir yorum atmış ama biz yorumunu kısaltıp e, soru kısmına getirdik. Şimdi e, evet dilimi bayağı bir düşükmüş ama sıkıntı yok. Eğer e, kalp doktor olmak istiyorsan... Türkiye'deki herhangi bir liseye gidebilirsin. Hiç fark etmez. İster Fen Lisesi'ne git, ister Anadolu Lisesi'ne git, ister Sosyal Bilimler Lisesi'ne, ister Anadolu İmantik Lisesi'ne, ister Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne. Hiç fark etmez. Bunların her birinden sınavlara çok iyi bir şekilde çalışıp ileride tıp fakültesini okuyabilirsin. Ama Fen Lisesi'ne gidersen biraz daha avantajlı olur. Çünkü Fen Liselerinde sayısal dersler çok ağırlıklı. Anadolu Lisesi'ne gidersen ikinci kez ağırlıklı yani ikinci şansı yer olursun. Burada da yine mühendislikler, işletmeler, matematik dersleri ağırlıklı. Sosyal Bilimler Lisesi'ne gidersen birazcık daha fazla ...yeret göstermen gerekir. Çünkü sayısal dersler azalmaya başlıyor. Anadolu İmat Lisesi'ne gidersen veya İmat Lisesi'ne gidersen... ...bu durumda da meslek dersleri de seni zorlayabilir. Yani fıkıh, kelam, akay siyer gibi derslerle de çalışıp... ...aynı zamanda sayısal derslerle de çalışman gerekir. Ama bunların hepsinden, bütün bunların hepsinden tıp fakültesine gidebilirsin. Dolayısıyla sana yakın olan, senin için iyi olan hangisi ise ona git. Nasıl hani... ...işte mesela size bir tane dördüncü e, sınıfa giden bir arkadaşınız gelse, yeğeniniz gelse... ...ya işte e, neydi arkadaşımızın ismi hemen hatırlayalım e, Maria Maryam abla ben sence hangi ilkokula gideyim e, LGS'de başarılı olmak için dese ne dersin? Hangisine gidersen git LGS'de iyi yaparsan istediğin liseyi kazanırsın dersin. İşte aynı onun gibi. Hangi liseye giderseniz gidin. Eğer derslerinize çalışmazsanız, üniversite sınavına hazırlanmazsanız fen lisesinden de hiçbir yer kazanamazsınız. Sosyal bilimler lisesinden de hiçbir yer kazanamazsınız. Ama derslerinizde çalışırsanız buradaki liselerin herhangi birinden herhangi bir bölüme gidebilirsiniz. Ama tabii kendi aralarında da bazı farkları var. Bunları da Yarından itibaren tek tek tanıtacağız. Yani yarından itibaren fen liseleri nasıldır? En iyi fen lisesi, en yüksek fen lisesi nedir? Anadolu liseleri nasıldır? Sosyal bilimler, lisesi, sosyal bilimler liseleri nasıldır? Bunları size tanıtacağız. Şimdi dolayısıyla buraya geldiğimizde Anadolu İmatip Lisesi ve Hemşire Meslek Lisesi mi dersen bence eğer ileride kalp doktoru olmak gibi bir meslekle alakalı gayretin varsa ee, yani sağlık sektöründe çalışmak istiyorsun. Sağlıkta insanlara hizmet etmek istiyorsun. insanların hayatını kurtarmak, insanlara iyilik yapmak istiyorsun. Bu durumda e, hemşire meslek sesine gidersen oradan da çalışıp belki e, ek puanla meslek sesi olduğu için hemşireliğe de gidebilirsin ama gidemesen de en azından sağlık sektörüne kalırsın. Fakat anadolu hizmet lisesine gidersen burada da sınavlara da hazırlanabilirsin ama mesleki derslerine de çalışırsın. Ben senin yerinde olsam ikisini de gezerim, ikisine de bakarım. ikisinin de derslerini bir öğrenirim. Ondan sonra karar verebilirim. Çünkü ikisinden de doktor olabilirsin ama eğer ikisinde de derslerin iyi gitmezse burada sağlık sektörüne daha yakın olursun. Bunu da unutma. Hocam ilk gün tercih yapmak ya da son gün tercih yapmak bir şey fark eder mi? Fark eder. Son gün tercih yapmak daha önemli. O güne kadar bir sürü bilgi alırsın. Bir sürü bilgiyi öğrendikten sonra da ona göre ha bu okul daymış bu dilim iyiymiş... Ben buna karar verdim diyerekten daha sağlıklı bir tercih yapabilirsin. Ama ilk gün tercih yaparsan da puanın ya da dilimin değişmez. Bu da ayrı mesele. Ben yaptım hocam. Benim zaten tek bir tercihim var diyorsan veya da belli tercihlerim diyorsan bunu yapabilirsin. Işıl Işıl demiş ki 120-23. okulun 18 girebilir Lütfen beğeni Tonguç görsün. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Şimdi birincisi bizler tercih yaparken diyelim ki dilimin yüzde 23 ya. Aa, benim dilimim yüzde 23. O zaman ben 23. dilimin en başa. Hayır. Sen en başa hayallerini, sonra isteklerini, sonra olabileceklerini yani 23. dilimin e, denk geldiği rakamları yazabilirsin. Sonra en sona kesin olurlar yazacaksın. Yalnız bu sene şöyle bir durum var. Biliyorsunuz geçen sene sınava ...bir milyon dört yüz bin... E, ...bu sene sınava bir milyon dört bin kişi girdi. Geçen sene ise 1 milyon kişi girmişti. Yani geçen seneki... ...yüzde birlik dilimle bu seneki yüzde birlik dilim arasında... ...birazcık farklılıklar var. Bunu bilmeniz lazım. Yani şunu demek istiyorum. Sizler... ...diyelim ki 10. dilimdeyseniz... ...10. dilimdeyseniz... ...geçen sene 1 milyon kişide yüz bininci olmuştunuz. Bu sene ise... E, 140 bininci oldunuz. Dolayısıyla 143 bininci olduğunuz için orada eğer kontenjanlar 43 bin kişi artmadıysa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Sizin ee... Kontenjanlar arttı ama bunu da biliyoruz. Kontenjanları yüzde elli artırdılar. Bazı okulların olmasa bile yeni okullar açılaraktan kontenjanlar arttı. Bu durumda siz yüzde sekiz ve yüzde on altı arasında tercih yapmanız lazım. Yani yine hayallerinizi üste koymanız lazım. Yüzde onluk dilimdeyseniz. Yüzde sekizle başlayıp yüzde on altıya kadar inmeniz lazım. Size en kötü yüzde on dört nokta otuz gelecek. En kötü. En kötü. Yani yüzde on dörtten daha kötü bir şey gelmez. Ama biz işimizi sağlam alacağız. Muhtemelen de kontenjanlar arttığı için yüzde onluk dilimdeki bir öğrenci yüzde on birlik, yüzde on veya yüzde onluk dilimler gelebilir. Bulunduğu şehre göre de bu değişebilir. %23 dilimdeki bir öğrenci esasında bu sene denk geliyor. Dolayısıyla %32'ye denk geldiği için... ...ama arttıktan o da yine aşağılara inebilir. Ve bu durumda arkadaşımızın sorusuna bakarsak... ...arkadaşımızın sorusu neydi? Işıl Işıl'ın sorusu. %23'ü mü %18'e girebilir miyim? Girebilirsin. Nasıl girebilirsin? Tercih edersen kontenjanlar açılırsa, okullarda puanlar oynarsa girebilirsin. Ama sen işini mutlaka sağlam tutacaksın. Yani şöyle bir şey olmasın. En başa 118'i yazdın bıraktın. Olmaz. %18'i en başa yaz. Sonra 19'luk yaz, 20'lik yaz, 23'lük yaz, 24'lük yaz, 25'lik yaz. 30'luk yer bile yaz. Eğer açıkta kalmak istemiyorsan e, kontenjanlarına nakilleri takip etmek istemiyorsan burası böyle. Diğer sorularınızı da bekliyoruz arkadaşlar yorumlara. Hadi bakalım. Herkes tek cümleyle sorusunu yazsın. Bütün soruları cevaplamaya çalışacağız farklı soruları, en fazla beğeni alan soruları sizlerle beraber çözümleyeceğiz. Endişelenmeniz gerek yok. En başında söylediğimiz gibi mutlaka mükemmel bir liseye gireceksiniz. Hangi liseye giderseniz gidin çalıştığınız sürece mükemmel başarılar sizi bekliyor. Sadece şu anda iyi arkadaşlar bulabileceğiniz, rahatlıkla gidip gelebileceğiniz, zamanınızı güzel değerlendirebileceğiniz ve ilerideki sınavlarda başarılı olabileceğiniz iyi bir liseye yerleşmek için sizlere yardımcı oluyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.